Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Ala rasulina salavat. Çok sevgili ağabey ve kardeşlerimiz, muhterem cemaat. Bugün inşallah Nisan ayının içerisine girmiş olmamız hasebiyle ve bu ay kutlu doğum haftasının bulunduğu ay olmak hasebiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahseden bir sohbet, bir ders yapacağız. Bu hazırlamış olduğum sohbet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi yüksek makamını anlatan bir makaledir. O makalenin hazırlanmasında Risale-i Nur'dan ve bir kısım ayet ve hadislerden istifade ettik. İnşallah bu gecenin, yani bu mana üzere, demin tarif ettiğim mana üzere, bu kutlu doğum haftasının anlamını biraz hatırlamamıza katkısı olur ümidiyle bir sohbet olacak inşallah. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de o meşhur ayet-i kerimede Estağfirullah وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Yani ey Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişi bütün alemlerle münasebettardır. Bütün 18 bin alemle ve 18 bin alem için rahmet olacak bir peygamber, bir ahir zaman Nebisi, Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu olarak gönderilmiştir. Onun alemlere nasıl rahmet olduğu hakkında Hazreti Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok muhtelif yerlerde, muhtelif izahlarda bulunuyor. Özellikle üzerinde durduğu, onun getirdiği Kur'an ve iman nuru sayesinde şu kainatın üzerindeki küfür ve dalalet karanlıklarının tamamen aydınlanması ve kainatın iman nuruyla dolmasıdır. Ve bütün kainatın ve kainat içindeki bütün mevcudatın hakiki kıymetleri ve mahiyetlerinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dersi Kur'an ile anlaşılıp ortaya çıkmış olmasıdır. Malum olduğu üzere o gelmeden önce bütün alem cehaletle doluydu ve asr-ı cahiliye deniyordu. Fetret dönemi yaşanıyordu 500 senedir. İnsanlık tamamen şirk ve dalalet üzere karanlıklar içerisine gömülmüştü. Fakat onun gelişinden sonra ve sonraki yüzyıllarda onun getirdiği o rahmet nuruyla iman dünyaya hakim oldu. Yüzyıllarca İslam. Ve hakim olduğu insanlık dünyasında milyonlar münevver evliyalar, asfiyalar, ulemalar yetiştirdi. Kamil sadık müminler ortaya çıktı. Ve bütün bu mübarek insanlar, yüz milyonlarla ehli iman, kainatın hakiki manasını anlayıp Cenab-ı Allah'ı tanıdılar, onun Esma-i Hüsna'sını anladılar, yaratılış gayelerine uygun bir hayat sürdüler. Yani o nur işte bu şekilde kainatı ve insanlığı aydınlatmış, nurlandırmış oldu. Tabii onun bu vazifesi aynı zamanda bir muallimlik, bir hocalıktı. Yani insanlara öğretti, Allah'ı öğretti, kainatı öğretti, kainatın sırlarını, hakiki manasını öğretti. Nasıl bakmamız gerektiğini Kur'an dersiyle ve Kur'an'ın tefsiri hakikisi olan hadisi şerifleriyle insanlığa ders verdi. Yani o bizim için bir muallim-i ekberdir. En büyük muallim. Onun bu vasfına işareten Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Andolsun ki Allah müminlere lütufta bulunmuştur. Çünkü onlara içlerinden bir peygamber gönderdi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları günahlardan temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha evvel gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydiler. Kapkaranlık, küfür ve dalalet zulmeti içindeydiler. Bu peygamber geldi, o insanları temizledi, arındırdı. Allah'ın ayetlerini, kainatın sırlarını, kitabı, kitab-ı kainatı ve hikmetlerini insanlığa ders verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlık içerisinden çıkmış bir beşer olması, onun Allah katındaki yüksek makamını
ve ona olan yakınlığını, onun yanındaki hususi mertebesini anlaşılmasına da bir perde olmaması gerekiyor. Bazı insanlar bu noktada hata yapabiliyorlar. Yani o da bir insandı. Doğru insandı ama bazı büyük zatlar demişler ki taşlar arasında bir ne gibiydi? Yakut gibiydi. Muhammed beşer velakin la kel beşer bel huve yakutu beynel ahcer. He? Taşlar arasında bir yakut gibiydi. Elbette beşer. Bunda hiç şüphe yok. Ama Cenab-ı Allah'ın nihayetsiz rahmet tecellilerine mazhar olmuş ve bütün alemlere rahmet olmak üzere gönderilmiş ve kainatın aydınlatılmasını Cenab-ı Hak onun vesileliğiyle ihsan etmiş. Öyle bir beşerdir. İşte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bu yüksek manevi makamına bir hadis-i şerifte şöyle güzel bir temas var. Onu okuyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'tan İmam Tirmizi rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından bazı kişiler kendisini beklemek üzere oturmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı onlara yaklaşınca onların konuştuklarını duydu. Bazıları şöyle diyordu. Şaşılacak şey doğrusu. Allah yaratıklarından birini dost edinmiş. İbrahim'i kendine dost edinmiş. Diğer bir kısmı ise bu Kur'an'da bir ayetle sabittir. Allah İbrahim'i kendine dost edindi. Ayet-i kerime var. Onlar diyorlar ki nasıl bir iş yani? Bir insan Allah'ın dostu oluyor. Hayret. Diğer bir kısmı ise Musa'nın Allah ile konuşması daha hayret verici bir şeydir. Allah onunla apaçık konuşmuştur. Diğer bir kısmı ise İsa Allah'ın kelimesi ve ruhudur. Bu da ayette, öbürü de ayetle beyan edilen hakikatler. Diğer bir kısmı da Adem babasız şekilde yaratılmış seçkin insandır. Safiyullah, Allah'ın seçkin kulu diye sıfatı olan bir insandır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi. Bu konuşmaları işiterek geldi. Selam verip şöyle buyurdu. Konuşmalarınızı ve hayret ettiğiniz şeyleri dinledim. İbrahim Allah'ın dostu olup o bir gerçektir. Musa da Allah'ın konuştuğu seçkin bir kimsedir. Bu da doğrudur. İsa da Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bu da bir gerçektir. Adem'i Allah seçmiştir. Bu da bir gerçektir. Dikkat ediniz, Allah'ın sevgilisi benim. Övünme yok. La fahr demiş. Yani övünmek için söylemiyorum. Onların sıfatlarını siz doğru saydınız. Ben de Habibullah'ım demiş. Yani Allah'ın sevgilisi. Kıyamet günü hamd sancağını taşıyacak olan benim. Övünmek yok. Kıyamet gününde ilk şefaat edecek olan benim. Şefaati kabul edilecek olan da benim. Fakat övünme yok. Cennetin kapılarının halkalarını ilk hareket ettirecek olan benim. Allah bana cennet kapısını açacak, beraberimde olan müminleri ve fakirleri cennete sokacaktır. Fakat övünme yok. Ben geçmişlerin ve geçeceklerin en değerlisiyim. Fakat övünme yok. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ashabının diğer peygamberleri överken şahit olması üzerine geliyor. Kendi hakiki vasfının ve kıymetinin anlaşılması için onlara bu şekilde güzel bir ders veriyor. Bizlere veriyor. Resul-i Müştebe Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yüksek manevi makamı elbette böyle ama İnsanlık bunu her zaman anlayabiliyor mu ve acaba gereken tavrı edebi takınabiliyor mu noktasında Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir izah daha yapıyor. Oradan okuyalım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın halleri ve vasıfları siyer ve tarih kitaplarında beyan edilmiş. Fakat o vasıf ve hallerin çoğu onun insani cihetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin manevi şahsiyet ve makamı ve kutsi mahiyeti o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte anlatılan vasıflar o yüksek makama münasip gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü es-sebebü kel-fail yani sebep olan yapan gibidir. Yani kim bir hayra sebep olursa o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap kazanır. Hayrı işleyenin de sevabından hiçbir şey eksilmez buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kaide sırrınca Peygamber Efendimiz
bir, her gün, hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet kemalat sayfasına ilave oluyor. Bütün ümmeti ibadet ediyor her gün. Beş vakit namaz asgari. Ve Cenab-ı Hakk'a her türlü ibadetler yapılıyor. Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ibadetleri doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'in ibadetleridir. Bizzat kendisi yapmış gibidir. Belki pek Allah bilir ya, yapanlardan daha büyük hisse ve sevap da onun hanesine ihlası ve nuraniyetinin sırrıyla yazılıyordur. 2. Nihayetsiz rahmeti ilahiyeye nihayetsiz bir surette nihayetsiz bir kabiliyet ile mazhar olduğu gibi. Yani Cenab-ı Hak onun ruhunda öyle yüksek bir kabiliyet yaratmış ki, bakınız bu kabiliyete biraz yaklaşabilmek için şunu hatırlamamız lazım. Hadis-i Kudsi'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Beni ne sema ne de gök almadı, fakat beni mümin kulumun kalbi aldı buyuruyor. Yani Allah-u Teala mümin kulunun kalbine aşk ve muhabbetle bir nevi sığdığını mecazi manada ifade ediyor. Burada mümin kullar olan insanların ne kadar üstün bir istidatta yaratıldığına umumi bir işaret var zaten. Şimdi bu insanların en seçkini olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o yüksek kabiliyetini ve bize kapalı olan göremeyeceğimiz o ruhi, kalbi yüksek istidadını hayal etmeye çalışalım. İşte Üstad Hazretleri ona hitaben diyor ki, nihayetsiz bir kabiliyet. Yani hududu olmayan, kainata sığmayan Rabbinin muhabbet ve aşkı o kalbe sığabiliyor zaten. İşte kalbi Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın o nihayetsiz kabiliyetiyle mazhar olduğu gibi, iki demiştik. Üç, her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyerek her zaman salavat-ı şerife ile asgari olarak sürekli ona dualar ediyor. Bir insana, tek bir insana sürekli bütün ümmet dua etse ne olur? Şu anda mevcut ümmeti düşünelim. Asırlar boyu yaşamış milyarlarla ümmetini değil de şu anda mevcut ümmetin tamamı içimizden birisine dua etse ne kadar büyük bir şereftir bu. Ne kadar külli bir duadır, bir hayal edelim. İşte bu dua devamlı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a asırlardır oluyor bakın. Elbette o dualar makbul olduğu için, mesela hepimiz kamet duasında ne diyoruz? Ezan kamet duasında. Ya Rabbi onu makam-ı mahmuda gönder diyoruz. Ona vesileyi ihsan et, fazileti ihsan et, cennetteki makamları ihsan et diyerek çok yüksek şeyler talep ediyoruz. Cenab-ı Hak da bu kadar umumi bir duayı hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için elbette kabul ediyor. Salavat zaten makbul bir duadır. Ve şu kainatın neticesi, Peygamber Efendimizin yani o yüksek makamını tarifeye başladı ya Üstad. Bir dedi, bütün ümmetin ibadetleri onun hanesine yazılıyor. Çünkü o sebep olmuş o ibadetlere. İki, nihayetsiz bir kabiliyette Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz rahmet tecellilerine mazhar oluyor kendisi. Üç, bütün ümmeti ona sürekli dua ediyor. Bunlar devamlı surette onun makamını yükseltiyor. Yani sabit bir makam söz konusu değil. Kıyamete kadar defteri hasenatı açık. Zaten bütün ümmeti içinde böyle bir kapı var değil mi? Sadaka-i cariye diye Peygamber Efendimiz haber vermiş. Eğer ki bir insan hayırlı bir eser bırakırsa arkasından, hayırlı bir evlat, salih bir evlat, işte kitaptır, ilimdir, neyse sayılan hadislerde 3 tane şey var, başlık. O defter kapanmaz diyor Peygamber Efendimiz. O kapanmayan en büyük defter bizzat kendi zat-ı mübarekinin defteridir. Bütün ümmetinin hasenatı oraya sürekli ilave oluyor. Devam ediyor. Ve şu kainatın neticesi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve en mükemmel meyvesi ve kainat halikinin tercümanı. Kainat halikı gayb perdesi arkasında imtihan sırrıyla bizlere gizlenmiş durumda. Onun ne murad ettiğini bize tercümanlık yaparak bildiren Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve sevgilisi Habibullah olan o zat-ı mübarekin, Habibim dediği, ben Habibullah'ım az önce okuduğumuz hadis-i şerifte geçtiği üzere diye Peygamber Efendimizin haber verdiği böyle bir zat-ı mübarekin mahiyetinin tamamı ve hakiki kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri hal ve tavırlara sığışmaz. Tarih kitaplarında gördüğümüz bazı hadiselerle onu tartmaya kalkarsanız, bazı beşeri hallerle hususen,
yakıştıramazsınız ve yanlış yaparsınız. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail aleyhisselam, dört büyük melekten ikisi, iki muhafız yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek. Yani bekçileri, yaverleri, dört büyük melek ve onlardan ikisi Bedir gazvesinde yanındaydı. Çarşı içinde böyle bir zat iken Peygamberimiz manen. Fakat beşeri olarak bakıyoruz ki çarşı içinde bedevi bir Arap'la at alışverişinde tartışmak. At alışverişi yapmışlar. Bedevi'den almış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ücret getirmeye gidiyor hatırladığım kadarıyla. Geri geliyor, adam başkasına satmış. E biz anlaşmıştık diyor Peygamberimiz. Yok diyor, anlaşmamıştık. Şahit göster. O anda orada Huzeyme radıyallahu anh varmış. Huzeyfe değil bakın, karıştırılıyor. Huzeyme radıyallahu anh. Ve diyor ki ya Resulallah ben şahidim. Ondan sonra adam susuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Huzeyme sen nasıl şahitsin? Diyor ki ben senin asla yalan söylemeyeceğine şahidim. Orada yokmuş aslında. Ama sen kesinlikle yalan söylemezsin. Sen ne diyorsan aynı hak mahz-ı hikmettir. Ve diyor ki Huzeyme iki şahit kıymetindedir. Öyle bir firaseti var ki onun şahitliği iki şahit kadar kıymetlidir ve yeterlidir. İstikbalde de yapacağı kıymetdar bir hizmete işaret etmiş ama şimdi mevzuyu o tarafa dallandırmayalım. Evet, at alışverişinde tartışmak ve bir tek şahit olan Huzeyme'yi şahit göstermekle görünen tavırları içinde o yüksek makamını anlayamayabilirsiniz, sığışmaz. İşte hürmette yanlış gitmemek için Peygamber Efendimiz'e kalben, zihnen, fikren, nazar olarak hatalı bir nazarla bakmamak için her vakit beşeri mahiyeti itibarıyla işitilen vasıfları içinden başını kaldırıp beşer olarak bir şeyler anlatılıyor. Eğer onu öyle zayıf görmek gibi bir şey hissedersen, bilhassa öyle anlarda hemen oradan başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve peygamberlik mertebesinde durmuş nurani manevi şahsiyetine bakmak lazımdır. Peygamberlik mertebesindeki nurani manevi şahsiyetine ve hakiki manevi mahiyetine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Ya gerçekten bu bir insana benziyor ya. Bunun hakkında anlatılan o yüksek şeyler hakikaten bunda var mı diye cahil insanlar düşüyor zaten böyle şüphelere. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Güzel bir temsil var. Mevzu yukarıdaki kısmı anlaşıldığını kanaat ediyorum ama takviye için o temsili de hızlıca okuyayım. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hem gittikçe genişler büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Yumurta kabukları orada duruyor. Durur da yani öyle. Saklarsan durur. Bir bakıyorsun ki ondan çıkan tavus acayip bir şey olmuş. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. İki tane kıyas var. Bir hurma çekirdeği ve ağacı, iki tavus kuşu yumurtası ve tavus kuşunun kendisi. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. O çekirdek ve yumurtaya, yani başlangıça ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Yumurtada, çekirdekte bazı kabiliyetler, teşekkülat kanunları, DNA şifreleri var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın basit küçük hal ve vaziyetlerine nispeten büyük âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Yani yumurtanın basit sıfatlarının yanında ya çekirdeğin, onlardan çıkan şeylerde çok harika sıfatlar var. Koskoca bir hurma ağacı olmuş, meyveler veriyor. Ya da dünyanın en güzel kuşu olmuş, göz kamaştırıyor. Onun sıfatları nerede? Yumurta kabuğunun sıfatları nerede? İkisinin arasında büyük fark var. Ama nereden başladı? Yumurtadan başladı. Çekirdekten başladı. Menşe orası. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın sıfatlarını ağaç ve kuşun vasıflarıyla bağlayıp bahsetmekte
Lazım gelir ki her vakit insan aklı başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın. Bu çekirdekti ama bu ağaç oldu desin. Ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip, yönlendirip dikkat etsin. Ta işittiği vasıfları onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten 1000 batman hurma aldım. Bir dirhem, 3 gram yani çekirdekten 1000 batman, 1000 ton hurma aldım yıllar boyu. Ve şu yumurta gökyüzündeki kuşların sultanıdır. Şu yumurta gökyüzündeki kuşların sultanı oldu. Ya da dese yalanlayıp inkara sapacak. Eğer ki o kuşu, o hurmayı görmezse, sadece çekirdeğe ve yumurta kabuklarına bakarsa bunu aklı almaz, inkar eder. Ne yapması lazım o zaman? O vasıfları da öğrenmesi, bilmesi, görmesi ve oralara da nazar etmesi lazım. İşte beşeri halleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yumurtayla temsil olunuyor. Her beşerde olan haller kıymetçe onun manevi makamına nispetle yumurtayla tavus kuşu nispeti gibidir. Çekirdekle hurma ağacı nispeti gibidir. Herkeste var. O da bir beşer. Onda da beşeri vasıflar olacaktır. Ama onun sadece beşeriyeti yok. Nübüvveti var. Peygamberlik makamı var. Hem de Seyyidül Beşer olmak, hem de Seyyidül Enbiya olmak makamı var. Bütün insanlığın efendisi, bütün peygamberlerin efendisi olmak, en seçkin insan olmak gibi mertebeler de Cenab-ı Hak ona ihsan etmiş. Ve o mertebelerin onun ruhundaki manevi karşılıkları var. Şimdi onun ruhunu maddi gözle göremezsin. Onun maddi gözle ancak beşeri ahvalini görürsün. Gördüğün ahvalle onun maneviyatını kıyaslarsan, işte o çekirdekle o hurmayı kıyaslamayıp hata yapan gibi, o yumurtaya bakıp nerede bu dünyanın en güzel kuşu olamaz diyen adam gibi olursun. İşte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve peygamberlik vazifesiyle parlayan hakiki mahiyeti ise cennetteki Tuğba ağacı ve cennetin Tayr-ı Humayun kuşu gibidir. Hem daima tekemmül edip yükselmektedir. Manevi makamı sabit de değil, hala yükseliyor. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile tartışan o zatı düşündüğü vakit, Miraç gecesinde refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Cenab-ı Hak ile perdesiz görüşüp sohbet edeceği Kab-ı Kavseyn makamına koşup giden nurani zatına aleyhissalatü vesselam, dünyada tek şahsiyete Cenab-ı Hak'la görüşüp meleklerin bile çıkamadığı bir makama çıkan o zatın o hayatına, o maneviyatına bakıp hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Hayalen onları da düşünmek lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi makamı noktasında o meşhur hadisi kutsi ki levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk buyurmuş Cenab-ı Hak. Ey Muhammed, sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Acayip bir mana değil mi? Ey Muhammed, sen olmasaydın ben şu alemleri yaratmazdım. O kadar yüksek bir şeref Peygamber Efendimiz'e bahşediyor ki bu ifade, Cenab-ı Hakk'ın bu hitabı. Bazı nakıs insanlar, felsefi insanlar diyelim, bunu akıllarına sığıştıramayıp bu hadisi kutsiyi reddetmek için çareler arıyorlar. Asılsızdır diyorlar, şöyledir, böyledir diyorlar. Ama bu hadisi kutsinin doğru olduğuna en büyük delil وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ ayet-i kerimesidir. Madem Cenab-ı Hak onu buyurmuş, bütün alemlere rahmettir o diye onun zatını bütün alemlerle muadil tutmuş kendi hitabında, ayet-i kerimede. Elbette hadisi kutsisinde de böyle demesi gayet makuldür. Peki bu nasıl anlaşılmalıdır? İşte bu noktada Üstad Hazretleri'nin güzel bir izahı var, onu da okuyacağız. Yani ey Muhammed, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bu hadisi Üstad Hazretleri'nin kendi kardeşi Abdülmecit Nursi Efendi ağabeyimiz biraz anlaşılsın gibi tahfif etmeye çalışmış. Yani manasını biraz hafifleştirmeye çalışmış. Demiş ki burada okuyacağız ama biraz ön bilgi vermek istiyorum. Demiş ki burada asıl kast olunan Peygamber Efendimiz üzerinden bütün canlılardır. Hayata ve zevil hayata hitaptır.
O zahiri muhataptır ama asıl muhatap arkasındaki bütün canlılık alemidir. Yani ey canlılar topluluğu, siz olmasaydınız alemi yaratmazdım gibi anlamış. Kabule yaklaştırmaya çalışmış belki. Bakınız üstad ne cevap vermiş. Hem mesela Abdülmecid'in levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. Ey Muhammed, ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Beyanındaki hitap zahiren Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama müteveccih ise de zımnen, yani örtülü olarak hayata ve hayat sahiplerine dönüktür fıkrası. Abdülmecid'in bu sözü tadile, düzeltilmeye muhtaçtır. Yanlış diyor yani. O sözü isabetli değil, düzeltilmeye ihtiyaç var. Çünkü külli hakikati Muhammediye, hakikati Muhammediye deniyor işte Peygamber Efendimiz'in manevi makamına, hakiki mahiyetine. O geniş kainatla alakadar olan o külli hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam, bir, hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem İsmi Azam'ın en büyük tecellisinin mazharı ve bütün ruh sahibi varlıkların nuru ve kainatın asıl çekirdeği ve yaratılışın gayesi ve en mükemmel meyvesi olmasından. Bakınız 7 tane sıfat saydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakadar. Hepsi de gayet olağanüstü. Biz Peygamber Efendimiz'i tanımamışız meğer dememiz gerekiyor. Şu sıfatları okuyup anladığımız zaman büyük bir peygamber, doğru da mahiyeti ne? İşte mahiyeti burada anlatılanlar. Bir daha okuyorum. O zat hem hayatın hayatı, yani bu hayata Allah-u Teala onunla hayat katmıştır. Hem kainatın hayatı, kainatı onunla canlandırmıştır. Bu mevzuyu inşallah açacak daha sonra üstad başka bir bahiste. Nasıl kainat acaba onunla hayat buldu? Hem İsmi Azam'ın en büyük tecellisinin mazarı. Cenab-ı Allah'ın İsmi Azam'ı vardır. İsmi Azam'ının hem de bütün isimlerin azami mertebelerinin mazarı, yani Cenab-ı Hakk'ın en parlak, en mücella, bütün isim ve sıfatlarını gösteren bir aynası ve bütün ruh sahibi varlıkların nuru, bütün ruh sahibi varlıkların onları aydınlatan bir nur ve kainatın asıl çekirdeği. Bakın kainat ağacının çekirdeği, bu konuda inşallah işleyeceğimiz mevzulardan. Ve yaratılışın gayesi. Yani yaratılışta bir hedef vardır değil mi? Başlangıç vardır ve hedef vardır. Yani her işte. Yaratılış icraatında Cenab-ı Allah'ın kainat ağacını yaratırken başında da o var, sonunda da o var. İnşallah onu da okuyacağız. Ve en mükemmel meyvesi olmasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hitap, yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım kelamı doğrudan doğruya ona bakar. İşte bu noktada Üstad Miraç Risalesi'nde şöyle bir soru, sual soruyor kendisi. Sorduruyor farazi bir şahsiyete. Diyor ki o zat, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz, kainat onun nurundan halk olunmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu buyuruyor. Evvela halakallahu nuri. Öyle miydi Lütfü abi? Yani evvela halakallahu nuri. Allah-u Teala evvelen benim nurumu yarattı. Ondan sonra kainatı benim nurumdan yarattı. Kainatın evvelinde Peygamber Efendimiz'in nurunun yaratıldığını bizzat Peygamberimiz buyuruyor. Ve buna binaen üstad bunu bir sual haline getiriyor. Diyorsunuz ki onun nuru kainat ağacına bir çekirdek olmuş. Hem kainatın en ahiri ve en münevver meyvesidir. Bunu da diyorsunuz. Başlangıçta çekirdek, sonunda da kainat ağacının en nurlu meyvesi. Bu ne demektir? Suali ne? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün kainatın hem evvelinde hem sonunda bulunan pek büyük mevkiini tarif ederek Hazreti Üstad şöyle cevap veriyor. Şu kainata hikmet nazarıyla bakıldığı vakit büyük bir ağaç manasında görünür. Hatta bakınız
o büyük ağaç manasını temsil eden büyük bir ağaç kainatın sonunda vardır. Nedir o ağacın adı? Tuğba. Sidretül Münteha. Kainatın yedinci katta, yedinci kat semasına ki Cenab-ı Hak bize onu Necim suresinde Mirac'ı bahseden ayetlerde bize tarif ediyor. İnde sidretil münteha, indeha cennetül me've ayet-i kerimeleriyle Peygamber Efendimiz'in o ağaca da uğradığını ve o ağacın yaprakları bir tek yaprağı bir ümmetin üzerine örtecek kadar büyüktü. Öyle dev bir ağaç ki o dev alemlere göre bir ağaç. Şu kainatın işte ağaç manasını da temsil ettiği anlaşılıyor. İşte Üstad onu hatırlatarak şu kainata hikmetle bakınca bir ağaç manasında görünür. Ve ağacın nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır? Her ağacın dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu yaratılış ağacının da bir şıkkı olan aşağı alemin, dünyanın, toprak, hava, su gibi unsurlar, dalları, temel maddeler yani toprak, su, hava denen ve ziya, ışık bunlara ateş de deniyor. Anasır erba yani kainatın yaratılışındaki dört temel madde, unsur. Bunlar şu kainat ağacının dalları, bitkiler ve ağaçlar yaprakları, hayvanlar çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür şu kainat ağacının. Sani-i Zülcelal'in ağaçlar hakkında geçerli olan bir kanunu o yüce yaratıcı, yüce sanatkarın ağaçların umumunda geçerli olan bir kanunu elbette şu en büyük ağaçta da geçerli olmak Hakim isminin gereğidir. Öyleyse hikmet şu kainat ağacının da bir çekirdekten yapılmasıdır. Madem kainat ağaca benziyor, ağaçlar madem çekirdekten çıkıyor, öyleyse şu kainat ağacı da bir çekirdekten çıkması hikmetin muktezasıdır. İşte burada bakın marifetullah sahibi bir zat nasıl Allah-u Teala'nın isimlerinden ders alarak hikmetler ortaya çıkartır? Bunun bir numunesini görmüş oluyoruz. İnsan bunu kafasından bulamaz. Ama Cenab-ı Hak ona basiret nurunu vermişse ve Allah-u Teala'yı tanımışsa Esma-i Hüsna'sıyla yüksek mertebelerde, bütün kainatın hakikatleri o Esma-i Hüsna'ya dayandığından bütün kainatın gizli sırları da böyle teker teker açılır işte. Evet. Hem öyle bir çekirdek ki maddi alemden başka diğer alemlerin numunelerini ve esaslarını içine alsın. Şu madde aleminden yani bu anasırı erba saydık ya maddi. Sadece öyle kuru bir madde olmasın o çekirdek. Manevi alemleri de içine alsın. Çünkü binler farklı alemleri içine alan şu kainatın asıl çekirdeki aslisi ve kaynağı kuru bir madde olamaz. Kuru bir madde. Hani bir taştan ağaç çıkıyor mu? Kuru bir madde. Çıkmıyor. Neden çıkıyor ağaç? İçinde tenebbüh yani gelişip büyüme kabiliyeti olan bir tohumdan çıkıyor. Bir canlı özden çıkıyor. İşte onun gibi kainat madem böyle maddi manevi alemleri 18 bin alem diye özetlenmiş, binlerle alemleri içine almış. Öyleyse kainat ağacının çekirdeği de böyle bir manevi çekirdektir. Madem kainat ağacının meyvesi insandır ve madem insanlık içinde en meşhur ve en muhteşem meyve herkesin nazarı dikkatini çeken ve yeryüzünün yarısını ve insanlığın beşte birinin nazarını kendinde toplayan ve manevi güzellikleriyle alemi ya muhabbet nazarıyla veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şu insanlığın meyvesi nedir dediğimizde, yani insanlık içerisinde insanlığın meyvesi olacak zat kimdir dediğimizde elbette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Neden? Saydı işte burada. İnsanlığın beşte birini, yeryüzünün yarısını kendine bağlamış bu insan, bu zat-ı mübarek. Ve öyle bir asırlar geçmiş ki onun arkasından insanlık onun nuruyla aydınlanmış. Hala da aydınlanmaya devam ediyor. Yeryüzünde adım adım harfiyen onun sünnetini takip ettiği gibi hiçbir insan takip edilmiyor. Gösterin bir tane. Bakınız peygamberler layıktır değil mi bu adım adım takip edilmeye? Bir tane peygamber gösterin. Sünnet-i seniyesi harfiyen adım adım hala muhafaza olunmuş ve yaşanan. Kim var? İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ümmetleri yeryüzünde hala geniş kitleler halinde bulunan
Yani Hristiyanlık ve Yahudilik, onlar bizim de peygamberlerimiz. Ama dinleri tahrif edildiği için onların sünnetlerini yaşayan insanlık var mı şu anda? Yok. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harfiyen adım adım ahlakı da ibadetleri de her şeyle taklit ediliyor. Kendisine ittiba ediliyor. Elbette bu arada tabii neyi neşrediyor onu da hatırlamak lazım. İnsanlara iman nuru neşrediyor. Ahlakı, fazileti, saadeti, dünya ve ahiret saadetini neşrediyor sünnetiyle. Böyle bir insan bu. Böyle bir insan insanları etkilemiş. Dolayısıyla insanlığın meyvesi kimdir dediğinde biz Müslümanlar hiç şek ve şüphe etmeksizin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır diyoruz. Çünkü onu tanıyoruz. Onu tanımadan ileri geri konuşanlar cehaletlerinden konuşuyorlar. Ama gelsinler onu tanısınlar. Buna hükmetmemek için ancak vicdansız olmak gerekir. Başka bir yolu yoktur. Yani hakka karşı muaraza ve inkar ve küfür yolunu tercih etmiş olmak gerektir ki bu imandan uzak bir şeydir. Evet. Madem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o en mübarek insanlık içindeki meyvedir, elbette kainatın yaratılışına çekirdek olan evveldeki nur, kainat ağacının evindeki nur kimin nurudur? Onun zatında cismini giyerek en son bir meyve suretinde görünecektir. Evveldeki nur, Peygamber Efendimizin zatında tekrar meyve olarak görünecektir. Çekirdek başlangıçta vardı ağaçlarda. Sonra meyvede de yok mu? Ağacın evvelindeki çekirdek, sonra meyvesinin içinde de var. Çekirdekle meyve zaten başta ve sonda buluşması neyin gereğidir? Allah'ın hikmetinin bir gereğidir. Allah'ın ağaçlara ve nebatata koyduğu kanun budur. Öyleyse Peygamber Efendimizin nuru kainat ağacının başlangıcında olduğunu biz nereden anlarız? Kainat ağacının yetiştirdiği en münevver meyve peygamberimiz mi? Bunda şek ve şüphe yok. Öyleyse kainat ağacının evvelindeki başlangıç çekirdeği onun nurudur. O zaman onda da şek ve şüphe yoktur. Zaten Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bize bunu bildirmiştir. Az önce beyan ettiğim hadis-i şerifte Allah evvela benim nurumu yarattı. Ondan sonra benim nurumdan alemleri yarattı buyurmakla. Ey müstemi, ey dinleyenler, ey sevgili kardeş ve abiler. Biraz uzadı ama inşallah bitmesi yaklaştı. Ey bu sözü dinleyen, şu acayip büyük kainatın tek bir insanın mahiyetinden yaratılmasını uzak görme. Şu koca kainat bir tek insanın manevi mahiyetinden mi yaratılır, nasıl olur diye uzak görme. Çünkü çok manevi meseleler var ki büyüklüğü sebebiyle insanlar onu uzak görür. Aklına sığıştıramaz. Ama iman ne yapar? Her şeyi içine alır. Teslimiyetle der ki, amennâ ve saddakna. Benim aklım kuşatmasa da inandım kabul ettim der. İşte İslamiyet bu, teslimiyet. Fakat şu var, bu parantezi girmek gerekiyor burada. İslamiyet hiçbir zaman akla muhalif şeylere teslimiyeti emretmez. Emretmemiştir. Çünkü akla muhalif demek, hakikate, gerçeğe muhalif demektir, zıt demektir. İslamiyet'te Allah asla böyle bir şey yoktur. Çünkü İslamiyet Cenab-ı Hakk'ın dinidir. Bütün hakikatler ve haklar ondan gelmiştir zaten. Nasıl onun dini hakka, hakikate muhalif olur? Böyle bir şey yok. Kimse gösteremez ve gösterememiştir. Risale-i Nur da bunun en büyük şahididir. Bütün hakaiki imaniyeyi, Kur'aniyeyi 2 kere 2 4 eder kat'iyetinde bu asırda, bu asrın bütün inkarcılarını susturacak bir kuvvette ve susturarak, bil fiil bunu yaparak ispat ettiğinden bu açık bir şekilde Risale-i Nur'da görünmektedir. Öyleyse sen de ey dinleyen aklından uzak görme. Ya bir tek insanın manevi mahiyetinden şu kainat nasıl yaratılmış? Peki neden görme? Yani bir misal verecek üstad. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, koca bir çam ağacı düşünelim. Kendisi kendi çapında bir alem. Buğday tanesi kadar bir çekirdekten yaratan Kadir-i Zülcelal, o koca apartmanı şu küçücük özden çıkartıyor. İnsanlık yapabilir mi böyle bir şey? Gökdelenler dikiyorlar, bir tane küçük öz yapsınlar, atsınlar toprağa, gökdelen olsun. Ama Cenab-ı Allah bunu sürekli yapıyor. Burada öyle büyük bir iktidar var ki, sonsuz bir kudreti gerektiriyor. Küçücük bir çekirdekten ha koca çam ağacı çıkmış, küçücük bir nurdan ha bütün kainat çıkmış. Cenab-ı Hak hakkında mesafelerin, ölçülerin ehemmiyeti var mı? Allah-u Teala her şeyin üstünde yüce ve büyüktür. Ne diyoruz? Allahu Ekber. Onunla büyüklükler kıyaslanmaz, yani büyüklükler iflas eder. Ha kainat çapında bir büyüklük demişsin, ha çam kadar büyüklük demişsin. Hiç farkı yoktur. Onun katında birdir. Dolayısıyla bir çekirdekten
çam ağacını çıkarmakla bir nur-u Muhammedi'den bütün kainatı yaratmak aynı şeydir onun için. Bir ismi de nur olan sevgili peygamberimizin, Peygamber Efendimizin de çok isimlerini ulema saymışlar. Nur da onun isimlerinden biridir. Kur'an da onu nur olarak tavsif eder zaten. Nasıl büyük bir nur olduğu üstünü üstteki ifadelerden zaten ortaya koymuştuk. Kainat ağacı o nurani çekirdekten yaratılmış. İşte öyle bir nur ki peygamberimiz, kainat ağacı o nurani çekirdekten yaratılmış. Evvela benim nurumu yarattı dediği o nurlu çekirdekten gelişip büyümüş ve sonunda yine o nurlu meyveyi vermiştir. Kalbi Muhammedi aleyhissalatü vesselam da o meyvenin çekirdeğidir. Peygamber Efendimiz meyvedir. Onun kalbi o meyvenin çekirdeğidir. Allah'ın nur isminin en büyük mazharı olan bu Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam, onun izniyle asırlar boyu bütün kainatı ve beşeriyeti aydınlatan azametli bir ziya neşretmiş ve etmeye devam etmektedir. O mübarek nuru tarif ettiği yerde Üstad Bediüzzaman şöyle der. Peygamber Efendimiz'in nurunu şöyle tarif eder. Demek o nur olmazsa, Peygamberimizin nuru olmazsa aleyhissalatü vesselam, kainat da insan da hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedii bir kainatta, böyle muhteşem, harika bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Levlâke levlâk, lemâ halaktul eflak sırrı budur. O olmazsa kainat da olmamalıdır. Çünkü kainat eksik kalır. Onunla kainat tamamlanıyor. Yani teşbih yapmak gerekirse hiçbir şey de tam tutmaz ama hani bir kubbe yapılıyor. Kubbenin en sonunda tepesinde bütün o taşları bağlayan bir kilit taşı. Şimdi o kilit taşı olmasa kubbeyi yapmanın anlamı var mı? Durmaz ki taşlar, dökülür, devrilir ya da kemerler yapılıyor böyle kilit taşlarıyla. Onun gibi kainatın bütün sırları, hakikatleri, mahiyetleri onun varlığıyla anlam kazandığından, Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e böyle bir vazife yüklediğinden elbette bütün kainatın yaratılışı onun yaratılışına bağlıdır. Hepsini yaratan ve hepsinin üzerinde Esma-i Hüsna'sını tecelli ettiren elbette Cenab-ı Hak'tır. Ondaki bütün güzellikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsna'sının tecellilerinden ibarettir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de Peygamberimiz hakkında Aleyhisselatü Vesselam, ey Peygamber, şüphesiz ki biz seni insanların hallerine bir şahit, bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik. Ve Allah'a onun izni ile çağıran bir davetçi ve umum kainatı nurlandıran bir kandil olarak gönderdik. Peygamberimizin nurunu Cenab-ı Hak Kur'an'da sıracem münira, nurlandıran bir kandil, bir lamba, kainatı aydınlatan bir lamba olarak seni gönderdik. Hem diğer bir ayette, şanım hakkı için size kendinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Size düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir. Merhametlidir. Buyurduğu bir peygamber Cenab-ı Allah bizlere göndermiş. Biz de inşallah o zatın nuruyla nurlanalım. Onun sünnetiyle amel edelim. Cenab-ı Hak onun kıymetini, yüksek şeref ve mahiyetini ve hakiki makamını başta müminlerin en güzel bir surette anlamasını en kısa zamanda ve bütün insanlığın onun mahiyet hakikatini anlamakla şereflenmesini yine en kısa zamanda nasip ve müyesser eylesin diyerek bitiriyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha.